Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda yeni bir Web 2.0 aracı olan Google Formları göstereceğim. Google açtığımız zaman Google Form olarak yazıyorsunuz. Aşağıda reklamları geçtikten sonra ilk gelen seçeneğimiz Google Formlar. Google Formlara git. Bir Gmail hesabı istiyor. Evet, karşımıza böyle bir ekran geliyor. Öncelik olarak Google Formlar ne işe yarıyor? Ondan bahsedeyim. Google Formlar bir anket oluşturmak, bir daveti hazırlamak, bir test hazırlamak, bir küçük bir quiz veya sınav hazırlamak için kullanılabilecek gayet yararlı, içinde değerlendirmesinin grafiksel olarak yapılabildiği Google'un güzel bir hizmetidir. İlk olarak İsterseniz buradan şablon galerisini inceleyip kendinize uygun bir tane şablon seçerek değişiklik de yapabilirsiniz. İsterseniz boş kısma tıklayıp yeni bir tane oluşturabilirsiniz. Öncelik olarak şuradan başlayalım. Memnuniyet anketi olarak attı. Şu şekilde Monzor'da kod akışı üye memnuniyet anketi. Evet, şöyle küçük bir not olarak yazarsınız. Başlıksız kısma geldik. Başlıksız kısmında sorularımızı tek tek hazırlıyoruz. Şuraya dikkat edelim. Çoktan seçmeli sorularda birden fazla seçenekten sadece birini seçersiniz. Onun dışında onay kutusunda seçenekler arasında birden fazla seçim sağlayabilirsiniz. Tam olarak cevap almak istiyorsanız sorunun cevabına ona eklersiniz. Daha uzun yorumlarda paragraf kullanırız. Yüklemek istediğiniz dosya varsa dosya yüklemeyi kullanırız. Açılır menü mesela il, şehrin doğum yeriniz nedir şeklinde bir anket sorusu soracaksanız yine açılır menü kullanabilirsiniz. Bir tane hepsinden birer tane örnek yapalım. Mesela çoktan seçmeli. Sitemizi üye misiniz? Evet, hayır şeklinde yaptık. Zorunlu mu? Zorunluysa gerekli diyorum. Şuradan artı işaretiyle yeniden eklersiniz. Bölüm ekle diyorum. Çok uzun soruları alt alta sıralamak yerine verilen cevaplara göre kullanıcı yönlendirmek isteyebiliriz. Bölüm ekle diyelim. Sitemizin ne olmasını isterdiniz? Evet, bölüm 2 sitemizden beklentiler. Sitemizde ne olmasını isterdiniz diye bir sorumuz yazdık. Şuraya da bir şart koyalım. Sitemizde üye misiniz sorusuna cevap olarak. Eğer evetse şöyle gelelim. Yanıta göre bölüme git diyelim. Evetse ikinci bölümü beklenti yapsın. Buna evet diyenler ikinci bölüme geçecek. Sitemizde ne olmasını isterdiniz? Bir soru daha ekleyelim buraya bölüm 2'ye. Sitemizden memnun musunuz? Evet. Hayır. Gerekli. Şimdi baktığımız zaman bu sorunun şu sorudan önce olması daha mantıklı. O zaman bunun yerini değişiyorum sürükleyerek. Evet, şu şekilde ekledik. Bir tane daha ekleyelim. Burada çoktan seçmeli yaptık. Uzun cevabı alıp şöyle aşağı alalım. Bir de ne ekleyelim? Dosya yükleme ekleyelim. Dosyalama yükle. Evet. Devam et diyelim.
Soru. En çok memnun olduğunuz sayfa görüntüsü yükleyebilirsiniz. Maksimum dosya sayısı 1, maksimum dosya boyutu 10 MB. Yalnızca belirli dosya türlerine izin veri seçebilirsiniz. Şöyle tıklayınca neler olabilir? Resme izin verebilirsiniz, PDF'ye izin verebilirsiniz, tablo, doküman, sunu bunlara da seçebilirsiniz. Maksimum dosya sayısı 5 olarak yazdığınızda 5 tane dosya aynı anda yükleme yapabilirsiniz. Ne kadarlık bir boyut olsun? 10 MB'lık 5 tane resim dosyası olsun. Gerekli mi? Evet dedikten sonra bu şekilde soruyu hazırlarsınız. Bunlar dışında hangi sorular başka kullanılabilirdi? Yine bir tane dosya attınca bakalım. Onay kutuları ekleyebilirsiniz. Açılır menü diyebilirsiniz. Şöyle yapalım o zaman. Açılır menüde. Sincan. Evet. Gerekli mi olsun? Gerekli olsun. Bu şekilde yapalım. Evet. Anket bittikten sonra bütün değişiklikler otomatik zaten Drive kaydediyor. Gönder dediğiniz an itibariyle isterseniz bir e-posta adresine gönderim yapabilirsiniz. Örnek olarak kendi e-posta adresime gönderim yapayım. İsterseniz de URL'yi kısaltlayarak bağlantıyı paylaşabilirsiniz. Hatta şöyle yapalım. Kopyala diyelim. Ctrl ve şunu yıldız yapalım. Evet, şu anda anketimiz bu şekilde gözükecek. Uygulamasını şu şekilde yapacağız. Sitemize üye misiniz? Evet. Sonraki. Evet. Daha çok teknoloji paylaşımı. En çok memnun olduğunuz sayfa görüntüsünü yükleyebilir misiniz? Bir tane örnek atalım. Cihazdan seçtim. Bir tane örnek atalım buraya. Yükle dedik. Hatırlarsanız 5 tane seçebiliyorduk. Örnek olsun diye bir tane sadece seçtim. Evet, resim burada. Ankete hangi şehirden katılıyorsunuz? Tunceli. Gönder dedim. Zorunlu olan alanların önünde gerekli yıldız işareti olduğuna dikkat edin. Gönder dedik. Şimdi bakalım. Anketi oluşturduk. İnsanlara mail yoluyla veya link yoluyla gönderdik. Yanıtlar kısmına bakınca burası değerlendirmemiz. Anketlerimize bakıyoruz. Sitemizden memnun musunuz? Hayır, evet %50. Ne olmasını istersiniz? Kısa cevaplı olanlar. Atılan resimler. Hangi şehirden katılıyorsunuz? Oranları buradan görebilirsiniz. Son olarak da yanıtların grafiksel olarak gördük. Bunun dışında dosya olarak da sonuçları indirebiliriz. Bunun için şu kısımda 3 noktaya tıklıyorum. Yanıtları indir dediğim zaman CSV dosyası indirir. CSV dosyasını Excel'de açabilirsiniz. Başka bir yöntem olarak şurada elektronik tablolamayı kullanarak yeni e-tablo oluştur diyerek online bir tablo halinde daha düzgün bir şekilde görebilirsiniz.